Evet efendim, önümüzdeki ay sonunda çıkışını gerçekleştirecek Far Cry 5. 3 ve 4'ten sonra farklı bir tema benimseyen, co-op oynanışa yönlenen ve bu sefer bir kültle mücadeleye sürükleyen bizi yapımda. Season Pass e, detaylandırıldı. Season Pass detaylandırıldı ve bana direkt sanki bu Far Cry ana oyunu yapıldıktan sonra ara oyunu olarak çıkan e, parçaları bu kez Season Pass olarak veriyorlarmış izlenimi verdi. Nasıl? Şöyle söyleyeyim Far Cry 3'ün ardından Blood Dragon gelmişti. Ee, Far Cry 4'ün ardından Blood Dragon'ı satınca biz bunu 20 dolardan değil 60 dolardan kakalayalım diye Far Cry Primal'ı çok güzel e, evet. alan arkadaşlar yanlış anlamasınlar ama yani hakikaten çok <laughs> <Girdi. gülüyor> güzel bir iteledi abi orada. Şimdi olarak. buradaysa Season Pass birlikte Far Cry 5'in Season Pass'ini alırsanız arkadaşlar öncelikli olarak Far Cry 3'ü hem PC hem konsollarda ücretsiz olarak edinebiliyorsunuz. Classic Hı -hı. Edition adı altında ücretsiz veriyorlar Season 2'si alanlara. PlayStation 4'te falan da geliyor yani. Aynen falan. öyle. İlginç. Ee, bunun dışında ne var? 3 tane ayrı hikayemiz var. Bu Far Cry 5 ile alakalı mı? Hani detaylandırıldı ama sadece e, konu başlıkları verildi. O hikayelerin nerede geçeceği verildi. Burada bizim ana hikayedeki karakterlerimiz mi olacak? Yoksa tamamen farklı karakterlerimiz olacak bilmiyorum ama... Şu Far Cry 5 Season Pass çatısı altında yapılmış görsellere bakınca sana ne geliyor aklına gelen bir şey var mı abi? Abi direkt şey 80'ler B sınıfı filmlerinin genel... Call of Duty evet. zombi o modunun e, şey sunum tarzı gelmiyor mu? Benim yani aklıma şey Yani en son geldi. hani Infinite Warfare'deki Warf Warf oradaki e, e, e. konsepti çok benzettim evet, açıkçası. O, evet. evet 80'ler ya 80 ler teması çok popüler olduğu için. Ya 80'ler zombi filmi teması gibi ama böyle sanki bunlar ya yani B baya B sınıfı filmler ama. Şey değil, bayağı B sınıfı filmleri çünkü. Hepsi, üçü de öyle. Sadece zombiler değil. Yani Hours of Darkness. Hours of Darkness ne? Vietnam falan mı? Hours of Darkness, Vietconglarla mücadeleyi sergili. Evet. Bu arada şimdi şeyi söyleyelim. Üç tane bölümümüz olacak. İlki Deadlying Zombies, ardından Hours of Darkness ve en sonunda da Lost on Mars diye üç farklı hikaye var. İlki zombiler üzerine, ikincisi Vietnam'da geçiyor, Viyet bir mücadele. Üçüncü de Mars'ta bir bilim kurgu temalı farkray. O daha e, da eski macerası. O daha da eski olsa gerek yani 80'lerde Mars'lı film olduğunu net bilmiyorum, daha da eski bu. Yalnız 50 dünyayı belki. kurtaran adamın şeyine benzemiyor mu? Afişine benzemiyor mu? <laughs> Viyet hakkında ayarı kaldırdı bana mı öyle geliyor ya da baya bir benziyor açıkçası. Yani ne düşünüyorsun? İlk defa farkrayda böyle bir season pass içeriği görüyoruz. Farklı farklı hikayeler, doyurucu olur mu? Ne yeni şeyler çok, denerler çok uzun mi? Olamazlar. Ee, acaba yeni ne getirebilirler diye düşünüyorum sadece. Hani bir de haritayı ne kadar kopyalayacaklar, ne kadar içine şeyler yerleştirecekler. Yani şey o kadar benim için silik ki şu anda. Blood Dragon çok silik bende. Yani o kadar şeydi ki parlak canlı şeydi ki böyle bildiğin gözüm anlarak oynamışım mesela <laughs> hu falan diye Işıklar, ya. ışıklar ya falan diye oynamıştım yani böyle <laughs> şu ya. anda o yüzden aklımda çok fazla bir şey yok sadece şeyi hatırlıyorum Çin yani Çin pavyonu gibiydi ya hani <laughs> o, yani, <laughs> gözümden lazer atan bir dinozorun üzerine binip hani böyle bayağı milleti yaktım falan hatırlıyorum sadece böyle bir falan diyerek ya burada hani dediğim gibi haritayı ne kadar yenileyecekler ne kadar içine bir şey katacaklar Oynanışa ne ekleyecekler silahlarla alakalı mı olacak görev yapısı senaryosu olacak mı nedir ne değildir hani şimdi Blood Dragon'ın şeyi çok yoktu senaryo, senaryo adına çok bir şey yoktu. Terminatördeki yani. bizim abinin seslendirdiği bir karakter Hı -hı. tam o şeyi sevenler abi o dönemin bilim Hı -hı. kurgu filmlerini sevenleri 20 dolar 20 dolar mıydı o zaman için ya öyle hatırlıyorum ben 15 dolar ama ne. Satı ama şey hayalmem hatırlıyorum. Yani senaryosu şey diye giriyordu işte. Yıl gele, gelecek 2007 falan diye filmi <laughs> o şey oyunun 2002'de çıkmış çok ama gelecek iyi. 2007'de geçiyor yani, ya. Müzikleri çok iyiydi abi <laughs> yalnız. Ben müziklerine bayılmıştım Müzikler, Bloodline. müzikleri mi? falan bayağı iyi. ilginçti yani. Bunda da ne kadar desteklendir açıkçası. Far, Far Cry 3'ten hemen sonra Blood Dragon'a girersen fena fena sıkıyor onu söyleyeyim. Yani tek başına oynadığın zaman eğlencelidir belki de Far Cry 3'ü böyle dolu dolu oynayıp bitir şeye geçtiğin zaman Hı -hı. Far Cry, Blood Dragon'a geçtiğin zaman falan diyordum. Ya bunda da aynı şeyi yaşarız gibi hissediyorum açıkçası. Far Cry 5 zaten 3 ve 4'ün bayağı mekaniksel olarak aynı oyun. Hani yeni bir şey yapmamışlar yani. Sadece görsel olarak yenilemişler. Oyun aynı oyun yani. Belli ne oldu. Hı -hı. Hani üzerine yeni esetleri eklemişler. Yeni skin geçirmişler. Yani bir de üzerine <laughs> şimdi bunu koyduğun zaman bilmiyorum. Açıkçası beni cezbetmiyor. Yani Far Cry beni kendinden soğutmaya başardı çünkü. Far Cry 3'ü çok beğenmiş bir insan olarak. 4'ü de bayağı beğenmiş bir insan olarak ama dördü bitirme şey demiştim. Abi tamam hani güzeldi ama. Formül bitti. Yeni bir şeyler. Biliyorsun. Ne olur dedim. Primal'ı kustum zaten. <gülüyor> yani yani 5. <laughs> Hiç unutmuyorum. Bizim Gökhan incelemişti onu abi. Hmm. Let's Play'ini falan da yapıyordu BSC'deyken. O bile böyle şey yapmaz kolay kolay yani oyunlar Keyif almaya bakar. O bir bu ne yapıyor? <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. <gülüyor> yani şimdi 5 e, iyice bence işin bokunu çıkaracak gibi duruyor. Çünkü bu sefer full hani co üzerine. Açık dünyada co görev yapma üzerine bir oyun yapıyorlar. İyice hani niteliksizleşecek gibi geliyor bana. Hikaye bilmem ne. Tamam böyle. Yani ne hikayesi abi işte. Orada kült hedefleri var. E, git büyük açık büyük dünyada 5-6 tane yan görev yap. Kült hedefini unlock <laughs> et. Git birlikte arkadaşlar tara geç olacak oyun. Şunu gördük ki. İnsanlar bunu seviyor. Hem ben bu konsol oyunda bulunduğum süreçte satılan oyunlara baktığımda hem de Ghost Recon Wildlands çıktığı dönemdeki satış rakamlarına baktığımda insanlar bunu seviyor. Ghost Recon Wildlands bilmiyorum yani <laughs> Evlerden bırak. Ben öyle bir oyuna niye o kadar vakit harcadığımızı zaman Bak biz de oğlum oğlum çok oynadık Çok beğenmiştik ama biz başta. Ama ben şey zannettim abi o yapay zeka çok iyi <laughs> zekalı. <başta. gülüyor> öyle değilmiş. ilk yarım saati öyle. O yüzden ilk izlenim falan yaparken. Adam 30 metrede de arkası dönük bir yandan. <laughs> abi oyunun tek zevkli yanı her seferinde söylüyorum. O helikoptere binip böyle gece gündüz döngüsünde gidiyorsun ya. Hmm. O abi. Onun dışında konsept 20 dakikalık bir konsept. Aynen. <laughs> tamam, adam onu Kaç saat ya? Bıraksan 100 saat gideri var. Ha herhalde oğlum biz 20 saat oynadık herhalde. Oynadık abi. Daha 25 tane hedef vardı biz. kaç 5 tane mi hedef indirmiştik 20 saatte? Abi Ama bu ne oğlum ne yapıyoruz biz? Şeyde benim tansiyonum düştü. Abi sürekli çat, bir şey al, çat, <laughs> bir şey al, bir şey yapıştır, bir şey çıkar. Hep aynı şeyler. Aynı görev, sürekli aynı görev. Silah paçaları, sürekli aynı orada yıldız falan var, böyle. burada şey var falan. Çok başarısız. Abi de şey ya abi, hadi yıldız var abi gidelim. <laughs> al orada silah parçası var, gidelim. <laughs> <laughs> Ayrıca dosya var, gidelim. Aa, burada ekmek var, gidelim. Bir de e, oynuyorsun, oynuyorsun, karakterine yetenek falan kazandırıyorsun. Ulan savaş şey alanında hiçbir şeyini görmüyorsun. <laughs> Yine yatıyorsun böyle iki büklüm yerde? Neyse, ya, Far Cry 5 e, o yüzden bayağı bir tutulacak bence. Ben şeyi bekliyorum, İyi bir satış rakamı bekliyorum. Yani şu ana kadar en çok satmış olan Far Cry oyunu olabilir. Çünkü artık olay e, Rainbow Six Siege'de işte de böyle, Overwatch'ta da böyle hep diyoruz ya. 4-5 kişi oynuyorsan abi sen de al. Sen de al, sen de al. Ne oluyor abi? Bir oyunu 5 kişi almış oluyor. Battle Royale yok mu acaba içinde? Bence kesin olacaktır ya. <laughs> olmaması ya şey yani. Bir şey hani, yok Ghost ya. Ghost olmaması bana garip geliyor hala. Bir şey yok Battle Royale abi. Zaten bir mekaniğim var. Abi herkesi paraşütle içeriye salla. Hadi paraşütle de salla ama spawn et. Koş abi. içeride şeyler vardı. Ne o? Silahlar var. Millet birbirine dalsın. Bitti gitti. Ya Epic Games çok mu uğraştı? Adamın <laughs> elinde bir tane oyun vardı Fortnite diye. Niye bunu geliştirmişler diye biz kendi kendimize ayıplanırken herifler iyi ki geliştirmiş bak. Hemen onu böyle şeye çevirdiler. <laughs> oyun bir anda deli gibi başarılı oldu. kimsen almadığı oyun Aynen. bir anda deli gibi başarılı oldu. <laughs> YouTube Free to play kısmıyla evet. vesaire falan. Neyse yani e, ilgi çekici duruyor açıkçası. Yani her üçü de benim ilgimi çekti. Zombilerde, e, House of Darkness'ta, Lost on Mars'ta ilgimi çekti ama bunların içeriği nasıl olacak? Nasıl bir hikaye verecekler? Ya şey gibi olursa e, beni kazanır. Call of Duty Infinite Warfare'da ben oyunun kendisini değil ama bu zombi moduna bayılmıştım. Sunumu, özel şey Amerika'nın çok önde gelen aktör ve aktrislerinin seslendirmelerini BTS yer aldı. Ya yani çok önemli karakterler vardı. E, sunum olarak zaten şey diyorsun oyunu oynarken. Ya Call of Duty'yi eleştiriyorum ama bir anlamda adamlar hakikaten şeye önem veriyorlar abi. Hani zombi modunda o arayüz, sunum tarzı, içerik çok özelmişler ve e, hoşuna gidiyor lan bu ayrıca oyun olarak satılır diyorsun baktığın hmm. zaman. Çünkü Ubisoft onu yapıyor tamam mı? Ya yani Şeyi kabul etmek lazım Call of Duty Multiplayer hikaye zombi moduyla 60 dolara güzel bir paket veriyor aslında. Senelik olarak bir eğlence sunuyor. E, darısı Far Cry 5'in başına diyelim umarım e, özenli bir iş yaparlar ama. Evet, Ubisoft ya. o kadar sanki şey değilmiş gibi değil ya Çok konuştum özür dilerim. Aslında o kadar da nitelikli bir firma değil. Değil. Mi? değil. <gülüyor> değil. <gülüyor> hani birkaç başarısı var. Tamam mı? Onların üzerinden böyle bir suyunu yani çıkartmaya değil çalışıyor. Değil abi. Şimdi. Ubisoft yani minimum eforla <laughs> maksimum parayı kazanan bir firma yani. Adamların hani bir herhalde 5-6 senede bir bir tane yeni bir oyun yapıyorlar. Ondan sonra 5-6 sene boyunca da onun üzerinden gidiyorlar. Heh işte bak bu hissiyatı veriyor bana evet, abi. Evet öyle abi. hep öyle. Bir Yıllar tutturuyor oluyor. bir tane evet. bir onu her yerde kullanıyor. Mesela sen gör şimdi 5-6 sene boyunca Assassin's Creed Origins oynayacağız biz. Her <laughs> sene sürekli oynayacağız ama Origins'i. Origins'i <laughs> her yerde göreceğiz ama Far da göreceğiz ne bileyim Rayman'da göreceğiz. Ya dur o Origins'in karakterini var ya suyunu çıkaracaklar neler neler yapılacak Oo. <laughs> Ya, Acayip. Evet o izlenimi veriyor açıkçası. Yani bir tane IP'ye yatırım yapıyorlar yeni bir şeyler deneyin diye. Ondan sonra o yeni mekaniklerin her, hepsini bütün şeylerinde deniyorlar. Ya ben şeyi fark ettim ya. Ben bu zombi olaylarını sevmiyorum ya. Hani herhangi bir oyunun yeni zombili versiyonu çıkıyor Yani o, o tutuyor mesela oyunun zombi versiyonu çıkıyor ya. Sevmiyorum abi. Red Dead Redemption'da sevmemiştim. Undead Nightmare mesela. Onu ben tecrübe edemedim yani. Ya. Onu da sevmemiştim mesela. Yani, bu ne lan demiştim. Yani niye böyle bir şey var demiştim. Yani şu an böyle bir düşündüm yani niye hiç heyecanlanmıyorum diye sevmiyorum abi yani zombilerden soğumuşum artık. Yani çok e, tükettiler. Son jenerasyonda aslında biraz da şeyden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Zombiler eskiden mesela Resident Evil'da veya benzeri oyunlarda bir iki tane zombi görünce korkuyordum. Hı hı. E, onun bir şeyi vardı senin için ürkütücü bir yanı vardı. Ulan evet. yiyecek beni falan diyordun. Abi şimdi da döndüler. E lan falan <laughs> böyle geziyorsun. Aynen. Kafaya bir şey takıyorsun. Kıçına tekme atıyorsun falan. Bütün şeyi gitti abi. Karizması gitti yani. İşte geçen azıcık Dying Light oynadım mesela. Aa. Dying Light ama şey olarak keyifli işte. Bence bu e, zombileri sandbox'a çevirme yönünde ilk Dead Rising yanında ben Dying Light'ı beğenmiştim o şeyden dolayı şehirde gezmesi keyifli. Zombilerin Hı. üstüne basarak gitmesi falan. Beğenmedin mi yoksa? Ben sen beğenmişsin. Çok az oynadım ben daha. Daha yeteri kadar oynamadım. Daha mekanikler tam açılmadı yani. Daha he. karakterin parkur yetenekleri çok, Silahlar, şey, çok falan. basit seviyede daha parkur mekanikleri falan. Yani onda da hani ya zombiler onu da bile yakalayamadığı için yanlarından koşarak geçiyorum. E minabıyom gibi bir tanemizle <laughs> <izlediğimde> çabuk geçip <laughs> gidiyorum yan <laughs> <Evet. yanından. Dolayısıyla gülüyor> falan Balan yapma <laughs> üzerine kurulu. Evet efendim Far Cry 5'ten aktaracaklarımız bu kadardı. Eklemek istediğiniz bir şey var mı sevgili dost bey? Heyecanla bekliyor musunuz? Koop atarız ama bunu. Koop oynarız yani. Oynayacağım. Her şekilde oynayacağım. Far Cry 5 kaçıyor. Oynayacağız. Mecburuz yani. Hani benim artık benim seçimim değil. Far Cry oynamak <laughs> artık yani. Oynayacağız mecburen. İşimiz bu ama yani heyecanla beklediğim bir oyun değil abi. Evet. E ben Far Cry'ı yeteri kadar deneyim ettim. Özellikle şu 3'ten sonra çıkan farkları yeteri kadar deniyorum. O mekanikleri, o konsepti o böyle vuruş hissiyatı bilmem nesiyle iyi olmasına rağmen, hani beğenmeme rağmen o kadar suyunu çıkardılar ki artık yeter artık ediyoruz. heyecanlanmıyorum evet sizin de yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar Far Cry 5'in yanı sıra bu Season Pass ile birlikte gelecek olan yeni senaryo hikayeleri sizi de cezbediyor mu Mars'ta mı artık zombilerin arasında mı yoksa Vietnam'da Vietnamlılarla çatışma mı dersiniz orası size kalmış yorumlarınızı bizlerle paylaşırsanız seviniriz bir başka videoda görüşmek üzere